Efendim neymiş? Artık boksör değil, sadece babaymış. Gördük babayı. Yahu sen Artvin'le böyle form tutmadın. Bana mıydı garezin? Onlar da nakavtı, bu da nakavtı. Ne farkı var ki? Bu nakavt değil, bu cinayet. Maktulü de sensin. Sen ölüyordun az daha. Sen o yumrukları rakibine mi vuruyor zannediyordun, ha? Aslında bize vuruyordun, bize. Güneş'e, bana, Zafer'e, Nesli'ye, salondaki çocuklara. Zafer öyle düşünmüyor ama. Ya Zafer ne zaman doğru düşündü, ha? O dingo ne zaman doğru düşündü? Eğer Aladağ seni öldürseydi ben onu o zaman görürdüm. Bak sen maçı kazanmak uğruna hayatını kaybediyordun, hayatını. Hocam vallahi maçı kazanmak falan burada değildi benim. Ama adam çok üstüme geldi, çok sinirlendirdiler beni. Sinirlenince de Kafkas damarı tuttu değil mi? Sakin olacaksın, sabırlı olacaksın. Anlatabildim mi? Aladağlı'nın şakası yok. Yok, gördüm hocam. Dün akşam bizzat şahit oldum neden bir manyak olduğuna. O fragman. Daha filmi görmedin. Pek yakında. Hocam aslında başka bir konu var. Neymiş o? Aladağlı Güneş'i de alıp yanına taşınmamı istedi. Eman Günalt'ın yanında daha fazla kalmanı istemiyorum dedi. Evet, sizi dinliyorum Mücella Hanım. Bugüne kadar Fırat'la ilgili bir şeyler öğrenmişsinizdir kesin. Yani öğreniyorum. Daha doğrusu öğreneceğim. Kahveyi ilk kim buldu biliyor musunuz Mücella Hanım? Etiyopya'da bir keçi çobanı. 3. yüzyılda. Tekrar eder misiniz lütfen? Kim bulmuş? Keçi çobanı. Ne zaman? 3. yüzyılda. Bakın gördünüz mü? Öğrenmek ne kadar kolay ve ne kadar hızlı. Demek ki siz Fırat'la ilgili bir şey öğrenmek istemiyorsunuz. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelip anlatırdınız bize. Haksız mıyım? Hayır yani şöyle Fırat abinin işleri vardı. Maça da çıktı zaten, biz pek bir araya gelemedik. Kahve! Mücella Hanım, 85 santigrat. Sıcaklıkla servis edilir. Bu derece insanın katlanabileceği sıcaklığın çok üstündedir. Olur da çıplak etinize dökülürse katlanılmaz bir acı verir. Ay tövbe estağfurullah. Neyse biz kalkalım artık. Yine gelip bir kahvenizi içeriz. Kaç santigrattı Mücella Hanım? 85. Çok güzel. Hiç aklınızdan çıkarmayın bunu. Taşınacak mısın? Bilmiyorum hocam, köşeye sıkıştım. Taşınmayacaksın. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Taşınmayacaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Adam fikrimi sormadı ki. Güneş'i de alıp geleceksin dedi. Adam sana 3. raundda devrileceksin dedi. Sen devrildin mi? En sonu ormanda aldım ama. Kafkas. Tamam. Acele etmeyelim. Biraz düşünelim ha. Muhakkak bu işin 3. bir çözüm yolu vardır. Muhakkak var. Bekliyorum zaten hocam. Bir karar vermiş değilim de. Yani sen de her dediğini yap dedin. Şimdi kalkmış başka bir şey söylüyorsun, anlamadım ki. Güneş. Bu işin içinde Güneş var. Onu tehlikeye atamayız. Güneş'i biz zaten çoktan tehlikeye attık hocam. Aladağlı'nın dikkatini çekerek hepinizi bulaştırdım. Şimdi artık temizlemek zorundayım. Oğlun için, sizin için, herkes için. Evet. Temizlemek zorundayız.
Günaydın. Günaydın. Acıkmışsındır, kahvaltı hazırladım sana. Sucuklu yumurta. Tam şampiyon kahvaltısı. Şampiyonların kahvaltısı sucuklu yumurta mı oluyor? Evet. Yet. Afiyet olsun. Sucuk ister misin? İstemem. Yedim ben, afiyet olsun. Beğendin mi? Güneş, sen bizim evi çok beğendin galiba. Hiç gidesin yok gibi. Beğendim. Ama ondan değil. Ben babama kızıyorum ya biraz. Ondan. Kızgın olduğumu anlasın diye. Bence artık anlamıştır. Kahvaltıdan sonra arayalım, ister misin? Hayır. Bence biraz daha beklesin. Biraz daha özlesin ikimize. İkimizi mi? Beni de özler mi? Evet. İnsan sevdiğini özler. Sen özlüyor musun babamı? Özlüyorum. E işte, o da bizi özlüyor. Aç bakalım. Baba, çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Bak, 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 bak. Geliyor, geliyor, bak, bak, geliyor, geliyor. Hazır mısın oğlum? Hazır, hoppa! Bu hayatta en çok seni seviyorum. Kendimden bile daha çok. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten hayatımda yedim en güzel menemen. Afiyet olsun. Oğlum, yavaş ye, yavaş boğulacaksın. Nasılsın? İyiyim. Sizde ne var ne yok? Maçı kazanmışsın. Tebrik ederim. Öyle oldu. Ya kolyeyi de vereceğim sana, hiç merak etme, aklımda. Gerçekten de şans getirdi bana. Sevindim. Fırat, bizim konuşmamız gerekiyor. Ne zaman müsait olursun? Hemen görüşelim, bir şey mi oldu? Yok yok, bir sorun yok. Daha doğrusu ufak bir mesele var. Suna, benden sakladığın bir şey yok değil mi? Hayır, gerçekten endişe edecek bir şey yok. Güneş de iyi. Peki ya sen? Ben de iyiyim. Tamam, oldu. Görüşürüz.